Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz emaneti gözetmek, namazı muhafaza etmek. Mümin Suresinin 8. ayet-i kerimesinde bize Mevla buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezînehum cemâviâtihim râûn. Vellezînehum işte o müminler. Hangi müminler? Ayet-i Kusure'nin başında kad eflah mümini geliyor. Felaha kavuşan müminler onlar. Felah kurtuluş anlamı da değil de daha anlamı kapsamlı geniş felahın. Mesela bir kimse bir trafik kazasından kurtulur. Kaza almadan yaralan kurtulabilir böylece. Ama felaha kavuşmuş sayılmaz. Çünkü yarın başlarına başka bir olay gelebilir. Felah, artık ebediyen rahata kavuşmak. Yani ancak cennet girmek de olur felaha kavuşmak. İşte bizim Mevlam buyuruyor burada, o felaha kavuşan müminler, li emanatihim, onlar emanetlerine, ve ahdihim, ve ahitlerine, raun, riayet ederler. Emanet ve ahitlerine. Emanet iki kısım oluyor. Biri Allah ile kul arasında emanetler. Namaz, oruç, ibadetler. Bunlar bizlere ilahi emanet bunlar. Yine canımız, bedenimiz, organlarımız, malımız bunlar bir Allah'tan emanet. Bunları gözetmek gerekiyor. Yani bir kimse, efendim işte benim canım, benim malım, ya da benim organım diye insan bunları rastgele harcayamaz bunlar. Parası harcayamaz kişi. Bunun için dinimizde bazı zararlı şey yasaklanmıştır. Bir de emanet, kullar arasında emanetler vardır. Kullar arasında emanet. Bir kimse birine maldır, işte paradır, bir şeydir. Hatta mesela bir kimse gurbette gidecek de çoluşunu bile emanet bırakabilir. Bunları da gözetme gerekiyor. Burada Mevlam buyuruyor, râun. Ra'un, riayet etme. Ra'i, gözeten, kollayan anlamına geliyor. Gözeten ve kollayan anlamına geliyor. Bunun için Arapçada mesela denir ki ra'il ganem, koyunlara gözeten, yani Türkçemizde çoban anlamına geliyor. Koyun çobanı. Gerçi çoban deyince aklımıza biraz bir kaba, bir şey gelir, meslek gelir yani bir. Öyle gelir böylece. Halbuki böyle değil muhtemelen. Çünkü buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, küllüküm râin. Hepiniz çobansınız Mevla buyuruyor. Yani buradaki Arapça râi, gözetici, kollayıcı anlamına geliyor. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, hepiniz râisiniz, yani kollayıcısınız hepinize. Kimi kollayıcı? Her insan tabi eşini, çocuğunu koruyucu, kollayıcı anlamına geliyor. Bu anlama geliyor. Demek ki emanetleri de korumak gerekiyor emanetleri de. Emanet bazen sır olabilir. Bir insan birine bir sırrını verebilir. Gizlidir böyle. Demeder ama. Sakın bunu kimseye söylemeder. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Enes'i bir gün bir yere gönderdi. Hazreti Enes evde çocuktu. Oynuyordu hatta sokakta. Peygamber yanına gitti. Ona kulağına yavaş bir şey söyledi. Onu bir yere gönderdi. O da o akşam evine geç geldi. Evi Kuba'daydı. Annesi orada.
Anne sordu, Enes niye bu akşam geç kaldın? Anne, beni Resulullah bir yere gönderdi. Peki neyi, niçin gönderdi? O peygamberimiz sırrı. Onu söyleyemem dedi. Çocukkeniz daha, onu söyleyemem dedi. Demek ki sır da emanettir. Bize bu çok olur. Yani genelde çok olur. Buna emanet burada gözetilmiyor. Ne anlamı geliyor? Gözetmenin bunun aksi, karşı anlamı, yani hıyanet anlamına geliyor. Sana da işte bunu söyleyeyim ama sakın kimseye söyleme der. Tamam söylemem der ama söyler. Eşine söyler, komşusuna, arkadaşına söyler, sırrını söyler. Bu da nedir? Emanete hıyanet anlamına geliyor. Hatta buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Ebu Davud, Tirmizi'de hadis-i şerif, İza haddeser recülü, bir kimse birine konuşup bir şey söyledi. Sümme, sonra iltefete, bir şey söyledi mi bakındı etrafına, acaba kimse duydu mu diye. Fehi emanetin, bu da emanettir. Yani bu kimse, sakın bu sırrını kimseye söyleme ama diye tembih etmese bile, bunun konuşmasından, yani bir karine deniyor buna, konuşmasından, yani konuşurken etrafına bir bakınıp öyle yavaşça konuştu, bu da emanettir. Yani bu çok önemli bir mesele bu. Demek ki bir kimsenin bir sırrını, gizli şeyini kimseye söyleme gerekiyor. Hazreti Enes annesine bile bu sırrı söylemedi. Düşünün. Annesine bile sırrını söylemedi. Yani bu konuda bize çok yazık, gafiliz bu konuda böyle. Bir de ahdihim, yani ahitlerine de riayetkâdır, ahit. Ahit, ahdetme yani sözleşme anlamına geliyor. Bu da yine Allah'a karşı olabilir ve kul arasında olabiliyor bu da. Ne gibi? Mesela bir insan yemin eder. Tabi yemin Allah'ın ismiyle oluyor. Mesela vallahi şöyle yapacağım diyor bu. Bu bir Allah ile anlaşmadır bu da böylece. Adak. Bir insan bir şey adar. Bu da nedir? Üzerine farz, vacip olmadığı halde bir kimse işte şu işim olsa, oğlum gelse, şu olsa, bu olsa bir şart koşar. İşte kurban keseceğim der. Bu da nedir? Allah verdiği bir ahd, sözleşme. Yine bir kimse nafile ibadete başlasa, üzerine farz vacip değil, hatta üzerine değil böyle. Bir insan nafile ibadete başlasa, sonra onu bozma mecbur kalsa, onu da yerine getirmesi yine vacip oluyor muhtemelen. İbadeti bunlar böylece. Hatta bir hanım, farz namazı değil de, bir nafile namazına, mesela şükür namazı, istihara namazı, abdest namazı gibi, kuşluk namazı gibi, mesela bir hanım namaza durdu. Abdest aldı, namaza durdu. Namazdayken kuşkulandı, şüphelendi. Acaba adet gördün mü diye. Namazını tabii bozdu şüphelenince. Baktı ki adet görmüş. Tabii namazı bozuldu. Ne yapacak şimdi? Eğer vakit içerisinde farz namazı kılarken başlığa gelse, o namazı kılmayacak. Bak. O incelik başlıyor burada böyle. Yani bir kadın mesela öğle namazının vakti içerisinde, ikindi olmadan, kazaya kalmadan ama. Mesela bir kadın öğle namazının vakti geldi. Misafiri var, işi var, gücü var. Dünyayı aldandı, daldı dünyaya. Hele kısa günlerde, yani kılarım diye unuttu, hayal etti. İkindi oldu. Öğle vakti çıktı. Temiz ama henüz daha. İkinden sonra kazaydayım bunu dedi. Ama vakti kirlenmiş, adet görmüş. Namazı bozuldu ama onun kaza etmesi gerekiyor. Çünkü ona temizlik zamanında namaz farz oldu, farz oldu. Ama bir kadın mesela öğle namazının vaktinde kılacak. Henüz daha vakit çıkmadan. Namaza durdu, farz namazına durdu, vakit namazına durdu, adetini gördü. Namazı bozuldu, onu kaza etmeyecek.
vakit içerisinde kirlendi böyle, adet gördü böyle. Ancak nafileye başlamışsa bunu kaza yapması vacip oluyor muhtemelen böyle. Bunu vacip oluyor, kaza yapması bunu. Bir de bu ahit, yani sözleşme kullar arasında olur. İş hayatında, tabi ticarette, mesela kirada, evlilikte, işte şunda bunda anlaşma olur. Kullar arasında olabilir sözleşme. Buna da bağlı kalmak gerekiyor. Mesela evlenmede diyelim ki bir taraf şart koşuyor. Evet, evleneceğim ama şunu şunu kabul edersen bir şart koşuyor. O da şartını kabul ediyor. Kabul ediyor. Bu şartı da koruma gerekiyor burada. Borçlanmada, mesela borçlanıyor. Tabi bir anlaşma, sözleşme oluyor burada. Bir zaman burada belirleniyor. İşte 3 ay sonra, 5 ay sonra ya aydın ay veyahut da şu günde ben sana şu parayı vereceğim diyor. Bu bir anlaşma olmuş oluyor böyle. Bunu aynı uygulaması gerekiyor bunun da. Efendim işte canım karşılıklı pay ihtiyacı yok ya. Olsun olmasın. O şartı yok da böyle. Yani genelde burada biz aldanıyoruz böylece. Eğer karşıki biraz yumuşaksa, başı biraz eğikse ne yapıyoruz? Canım o idare eder durumu. Ama öyle değil mi? Allah katında insan sorumlu böylece. Ne gün denilmişse o gün vermek gerekir. Bir muhterem zatın birisinden altın para, esen tabi paralar altın ya gümüş paralar, altın para borcu almış, altın. Ve tabi gün belirlenmesi gerekiyor burada. İşte şu ayın şu gününde bunu mesela vereceğim diye almış borca parayı. O gün geliyor. Fakat arada bir ırmak var, akarsu varmış aralarında. Birkaç yıl önce de aşırı yağmurdan yağmış. Bu ırmak gayet geniş, mesela taşmış bile. Karşıya geçemeyecek. Yani karşıyaymış boşlandığı yerde. Ya Rabbi düşünün şimdi ne yapacağım? Ben buna söz verdim, şu gün veririm diye, bugün günü geldi. Ama ırmak karşıya geçemiyor. Yani köprü varmış ama su köprüyü basmış, açmış, sel gibi olmuş, insanı yayılmış su. Ne yapacağım derken, bir ağaçın içine oyuyor, yuvarlak bir küp ağacın içine oyuyor, altamın içine koyuyor, ağzını ile kapıyor, suyun başına geliyor. Allah'ım, ben senin adına ona söz verdim, bugün vereceğim diye. Benim gitme imkanım yok ya Rabbi. Ama sen ulaşırsın Allah'ım. Sen şeye kadar mutlaksın Allah'ım diyor. Suya bırakıyor bunu. Gönüller Allah'ın tasarrufunda. Gönüller muhtemelen. İnsanın bazen gönlüne birden bir doğuş gelir. Bunu yapmak gerekir ama böyle. Yani İslam'a uyuyorsa, uymuyorsa o şeytanıdır böylece. Kişinin hiç niyeti yokken, böyle bir konu geçmemişken, İçine birdenbire gönlüne bir şey doğar, birdenbire doğar. Mesela filan kişiye git. İşte filan kişiye şu yardımı yap, ya da şunu yap, yapma. Gönlüne doğar, onu yapmak gerekir. Bu ilahi bir yönlendirmedir bu. Gönlüne doğanlara böylece. Çünkü insanın gönlü altıncı duygudur. Gönül, altıncı duygu. Beş duygu var. Bunlar sırf madde alimi görülüyor beş duygu. Göz, kulak gibi bunlar görürler. Gönül ne yapar? Gönül manevi aleme açılan bir kapıdır gönül. Devle ona his, ilham eder bazen gönüle. Hemen tabii karşıdakinin gönlüne verem ilham ediyor. O da suyun başına çıkıyor. Ama ne olur bilmiyor tabii böylece. Yani elinde olmadan öyle bir gönlüne doğuş geliyor. İlle deren kenarına gidecek. Dere kenarına gidiyor. Bakıyor bir küçük ağaç, tombuk ama küçük bir şey suyuna buna doğru geliyor böyle. Merak ediyor şimdi bunu. Alıyor bunu bakıyor. Ağır. Ağzına da kapanmış, tıkanmış böyle tekrar bir
ağaç parçasıyla alıyor bunu, işte altına çıkıyor ve işte mektubu alıyor içerisinde muhtemelen. Demek ki anlaşmalara da bağlı kalmamız gerekiyor muhteremler. Mevla buyuruyor bizlere İsra 34'te Bismillahirrahmanirrahim ve evfu bil ahdi, ahdinize vefa gösterin. Ahdinize, yani verdiğiniz sözlere, sözleşmelere, bunlara vefa gösterin. Mevla buyuruyor. İnnel ahde, çünkü ahd sözleşme nedir? Kâne mesûlâ, insan bundan sorumludur. İnsan bundan sorumludur. İsmail Aleyhisselam Hazretleri, biliyorsunuz peygamber. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu kendisi. Peygamberimizin de dedesi oluyor İsmail Aleyhisselam. Mekke mükerremede dedesi oluyor. Bir gün İsmail Aleyhisselam birine konuşurlarken onunla anlaşıyorlar. Filan günü, filan günü, işte filan zamanda şurada buluşalım diye anlaşıyorlar. O günü geliyor, buluşma günü geliyor. İsmail Aleyhisselam Hazreti oraya gidiyor. Tabi gelmemiş karşıya. Üç gün bekliyor onu. Orada üç gün bekliyor onu. Aç susuz bekliyor orada, ayrılmıyor adam. Üç gün süre karşıya geliyor. Ama Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ buyuruyor ona kadar. اِنَّهُ bu İsmail Aleyhisselam kâne idi صَادِقَ الْوَعْدِ vaadine sadıktı. Allah'ın methi diye bakın böylece. Filan günü buluşalım dediler. Oraya gitti. Belki biraz sonra gelir. Biraz sonra gelir tabii. Az sonra gelebilir. Şu olur buradayken üç gün orada bekledi. Açsız. Orada bekledi. Ondan sonra geldi. Ama Allah katından bu çok değerli oldu. Allah katından. Sözden durmamak nifak alameti olmuş oluyor. Münafık olmuş oluyor. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif Buhari Müslim Tirmizi'de. Ayetül münafıkı selasün. Münafıkın alameti üçtür. Daha başka da var. Var işte üçü geliyor burada. Demek ki şu üç alamet kimde varsa o münafıktır. Üç alamet. Eğer üçü de varsa Allah korusun, tam münafıktır böyle. Eğer bu üç alametten biri varsa, üçte bir oranında münafık olmuş oluyor. Peki ne bunlar? Önce şeye bakalım, nedir münafık? Münafık derse münafık. Münafık, nifak. Ayrılıktan geliyor böylece. Ondan geliyor. Yani içi dışı ayrı farklı anlamına gelen münafık. Münafık dışı ile Müslüman görünür, dışı ile Müslüman görünür. Hele Müslümanların yanında İslamcı kesilir, tekva kesilir, öyle kesilir. Ama içi inkarcıdır ise. Kafir içi de inkarcı, dışı inkarcı. İçi dışı biridir kafirin bence. Münafık ise dışı İslam görünümlü, içi ise inkarcı kafirdir işi böylece. Bunların azabı mahşerde, cehennemde daha farklı olacak böyle. Mevla buyuruyor, esfele minen nar. Esfele minen nar. İnnel münafıkı, esfele minen nar buyuruyor. İnnel münafıkı yine fidderkil esfele minen nar. Münafıklar cehennemin en aşağı derekesine yanacaklar münafıklar böylece. Münafıklar ve buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, üç alamet vardır münafıklarda. Ne bunlar? İza haddese kezebe. Konuştuğu zaman yalan söyler. Yani hiç sakınmadan, çekinmeden, utanmadan, yüzü kızarmadan yalan söyler. Bundan da zevk alır. Yani karşıya aşağı aldım der, onunla alay ettim, oynadım onunla der, aldattım der, zevk alır. Demek ki bir kimsede bu yalan söylemek özelliği varsa, kişi kolayca yalan söyleyebiliyorsa, tirsik, irkilmeden,
Allah korusun, münafıkların bir cüzü bunda vardır. İkincisi, ve izâ ve'ade ahlefe. Vaade söz verdiği zaman da sözünde durunmaz münafık. Söz verir. Tamam, vallahi şu gün geleceğim. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şunu her şeyi der. Ama sözünde durmaz muhteremler. Bir muhterem zat vardı. Medine-i Münevvere'de. Birisine söz verdiği zaman mutlaka saat verirdi böyle, saat verirdi. Şu günü mesela diyelim ki onu beş geçe, onu çeyrek geçe geleceğim. Yani biz belli saat verelim ben. Onu on geçe geleceğim diye. Ne yapardı bu kimse? Ona mesela vaadinden en azından beş dakika önce giderdi. Kapı etrafında dolaşır ama kapı zili çalmaz muhtemelen. Bekler de böylece. Sağdına bakardı. Sağda tam böyle onu çeyrek neyse verdiği vakit geldiği anda kapı ucuna vururdu. Zirvazını çalardı. Öyle yapardı böylece. Bir gün özel olarak oturuyoruz bir yerde. Onu gösterdi birisi. Bak dedi. Bu dedi bugün de mesela 10 dakikada gelecek buraya bak dedi. Baktık candan baktık. Geziniyor böyle. Sağdına bakıyor. Geziniyor böyle. Şimdi buna biri sordu. Niye böyle yapıyorsun dedi. Arkadaş dedi. Erken gelirsem hazır değildir. Çünkü ben ona bir saat verdim. O saatte beni bekleyecek. Belki tuvalete girecek, abdest hazırlayacak veya da bir işi vardır, bir şey vardır böylece. Ona göre bu hazırlanacak. Erken gidersem rahatsız ederim böyle. Geç gidersem bekletmek o da Allah katına sorumludur. Tam zamanında kapıya zili çalamaz böyle. Tam zamanında böyle. Erken gider ama girmez de böylece bakınız. Demek ki ne yapıyor münafık? Münafık söz veriyor ama sözünde vaadine durmaz böylece. İşte borcu vardır, şusu vardır, busu vardır, geleceği gideceği var, her neyse söz verir durmaz ama. Ve ize tümine hane. Bir de buna bir şey emanet edildiği zaman da buna hıyanet eder, hainlik eder. Bir şey buna emanet edildiği zamanlar. Para, mal, şunlar bunlar. Hemen inkar eder, yalanlar bunlar. Hazreti Davud Aleyhisselam zamanında hem peygamberdi hem de devletin başıydı kendisi. Davud Aleyhisselam. Onun zamanında İki kişi birbirine davacı olunca bir zincir vardı. Hala duruyor Kudüs'te o zincir. Bir zincir vardı. Tut bakalım zincir de böyle. O kişiyi tutunca eli yapışırsa yalan söylüyor. O dönemde birisi gurbete gidecekmiş. Tabi o dönemde gurbetmek kolay değil. Devre edecek, uzun bir zaman kalacak, eve dönecek. O gün evleri de böyle korunmalı muhafazalı değil. O gün evleri de. Bunda 100 tane altın var mı bu kişide? En güvendiği bir arkadaşına geliyor. Arkadaş, ben de gübete gideceğim. Belki 3-5 ay kalacağım. Dönüşüm olabilir. Bu parası da emanet edeyim. Saklar mısın sen bunları? O, tabii saklarım diye alıyor paraları. Alıyor ama altın denen bir şey kağıt paradan daha başka farklı muhtemelen altın ver. Altının başka özelliği var böylece. Bu 100 ton altını gören kişi ne yapıyor? Şeytanın tabi nefsinin de buna baskısıyla, vesvesesiyle bu paraya tamah ediyor şimdi benim. Gönlü paraya tamah ediyor. Bu parayı bu iyi pişiyor, harcıyor, şunu bunu yapıyor. Artık ne yapıyor? Yapıyor bunları, paraları yok ediyor böyle. Vakit geliyor tabi. O arkadaşa geliyor. Arkadaş, İşte, selamun aleyküm selam. Emaneti verir misin? Yok şöyle oldu, böyle oldu. İşte oyna tabii bir şey uyduruyor. Arkadaş bir üç gün, beş gün derken gidelim diyor. Doğal derslerime gidelim. Dağımızı görsün böyle. O gitmeye mecbur şu gitmeye oraya böyle. Oraya gidiyorlar. Şimdi bakın ne yapıyor bu kimse? Bakın muhtemelenler. Dediler ya minareye çalan kırma zaten böyle. Bu da ne yapıyor bakınız? Eline kalın bir denek almış, baston gibi.
kalın dene kalmış. İçine uyumuş. İnce bir neyse alette, bıçakla neyse o günün şeyle bu kalınca bastonun düz olan kısmının böyle içine oymuş tam bir altın lira girecek genişliğinde daire şeklinde oymuş böylece. Bunu altına bu isim ediyor, 100 ton altın ediyor. Üzerine kapak kapıyor. Bu bastonun ters yapmışım böyle. Ders tarafına bir tarafı yuvarlak tutacak şekilde böyle. Alta geliyor. Bu bastonu alıyor tabii. Bastona beraber normal Darüselam'ın meclisine geliyor, davaya geliyor. Önce şikayetçi. Ya Nebiyallah, işte ben filan zamanda buna 100 tane altın emanet ettim, verdim. Geldim, bunu bana geri vermiyor. Tut bakalım zinciri. Tutuyor zinciri, el yapışmıyor. Doğru söylemiş, haklı. Otur bakalım, oturuyor. Gel bakalım sen, gel bakalım. Ne oldu durum? Ya Nebiyallah. Ben ona diyor, bunları verdim. Ben bunları verdim ona. Unutmuş o. Ben bu parayı kendisine verdim. Pek tut bakalım zinciri. Elle baston var ya. Diyor arkadaşına tutamış şu bastonu. Ona bastonu veriyor. Tutuyor zinciri. O da yapışıyor elini zincire. O da haklı. Parayı verdi şimdi. Bastonu verdi ona. Daha da sen şaşırıyor. Ya Rabbi ben ne yapayım bunlara ya? İkisi haklı bunların ya Rabbi. Ne yapayım? O zaman Mevlam buyurdu. Şahit olun, şahit tutunuz, şahit. Ondan sonra şahitlik ortaya çıktı muhtemelen ondan sonra böyle. Demek ki bir kimsede üç şey varsa Bad-ı Şerif'e göre, çünkü daha başka şeyler var çünkü, daha başka alametlerin, münafıkların, bir kimse yalan söylemeyi huy edilmişse, yalan söylemeyi adet edilmişse, hemen yalan söyleyiveriyorsa, Allah korusun. İkincisi vaat ettiği, söz verdiği zamanda sözünden dönüyorsa ve bu kimseye bir şey emanet edilince buna hıyanet ediyorsa bu kimse Allah korusun münafıktır. Münafıktır. Ezbe-i Teala. Tabi bunun yeri ebedi cehennem olmuş oluyor. Bir gün bir Arabi geldi Medine-i Münevvere'ye. Arabi çölde yaşayan Bedeviler. Çölde yaşayanlar, göçebe. Zaten çadırda yaşıyorlar. Çölde yaşayanlar. Sahabeler, Medine'de bulunan sahabeler, Ensar Muhacirin, onlar o günün koşanı daha çok Medine'liler. Peygamberimizin diğerini daha fazla bilirlerdi. Peygamber her şey soranmazlardı hayalarından. Ama çölden gelen Bedeviler çöl havasında, tabi ilim yok, irfan yok kendilerinde, çöl havasında onlar biraz daha kabaca olurdu onlar. Peygamberimizin yanında bağırıp konuştular bir şey sorulardı böylece. Bir gün bir Arabi geldi, Peygamber şöyle buyurdu. Ya Muhammed, meta sa'ah, ne zaman kıyamet kopacak diye sordu Peygamberimize. Peygamberi buna biraz da cevap verdi kale. İza duyati emaneti fentadırı sağ. Emanetler zayi olduğu zaman kıyameti bekle. Demek bu da kıyametin bir alameti muhtemelen. Emanetler zayi olunca, yerini bulmayınca buyurdu. Fentadırı sağ, kıyamete gözet. Artık akşam sonra kıyamete gözet buyurdu kardeşim. Kale, o kimse yine sordu. Keyfe idaatuha. Ya Resulallah, nasıl emanete zayi olacak? Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri Kale. İza yüzü emri ila gayri ehli fentazir sa'a. Bir de işler, görevler ehline verilmeyince yine kıyamete bekle buyurdu. İşler, görevler ehline verilmeyince. Yani adam kayırma değil, adam kayırma olunca yine buyurdu, kıyameti bekle buyurdu. Şimdi gelelim inşallah bir de namazın muhafazasına gelelim. Namazın muhafaza. Aynı da böyle surede ayette devam ediyor. Bismillah. Vellezînehüm yine o müminler. Yani felaha kavuşan müminler.
Bu emaneti gözükten sonra da ne yaparlar? Alâ salavatihim namazlarını yuhafizun muhafaza ederler. Alâ salavatihim salavat salatın çoğulu. Salat namaz demektir. Bunlar namazlarını da muhafaza ederler. Nedir muhafaza? Türkçemizde geçiyor muhafız diye. Muhafız. Yani yakın koruma. Muhafız. Demek ki gerçek müminler namazın muhafızı. Namazlarını gayet korurlar. Nasıl korurlar? Namazın şartları vardır. Dışında, içinde. Dışına kadar şart denir. İçine erken, rükündür. İçine kadar yani farzdır bunlar böylece. İşte gerçek müminler ne yaparlar? Önce namazın dışının şartları. Yani namazın altyapısını korurlar. Abdestine dikkat eder. Abdest yanlış eksik olmasın. Guslüne dikkat eder. Gereğinde teyemmüm yapmasını bilir. Üstünü başını temiz tutar. Vakti bekler. Vakti. Vakit. Namazın en şeyi altyapısında şarttan biri de vakit. Vakit böyle. Namazın vaktini bekleme. Nedir vakit? Allah'ın verdiği bir randevu. Randevu böyle. İlahi randevu böyle. Yani kul Allah huzuruna girecek. Miraç. Miraç merdiveni aynen basacak. Kul. Basacak. Bunun için müminlerin en zevkli şeyi namazın vaktini beklemektir böylece. Yani gerçek müminler namazın vaktini gözetirler, beklerler. Kendilerine namazı adapte ederler namaza kendilerine. Yani sanki sürekli namazdaymış gibi. Günlük yaşamları, günlük yaşam hayatları namaza bağlı olur. Böyle. Öyle dünyadan koptuğun zaman, işi olduğun zaman kılma değil de yani en önemli faktör namaz oluyor böylece. Bizler tabi hepimizde oluyor bu. Namaz ne yazık ki Allah korusun cümlemizi inşallah. Namaz ikinci planda kalabiliyor bizde muhtemelen. Önce iş. Hanımlarımız olsun, erkek olsun. Hanımlar da mesela evini silerken, süpürürken, şunu yaparken, bir şey yaparken şunu yapmayayım, bunu yapmayayım, şunu yapayım derken namazın vakti gecikebiliyor, son vaktine kalabiliyor. Hele kışın kısa günlerde kişi farkına varmadan eyvah ikindi olmuş, ölüyü kılamadım. Bir de mahşer penceresinden bakalım namaza, mahşerde oradan bakalım namaza. Mahşer yerindeyiz muhtemelenler. Dünya bitti. Dünya tamamen değişti. Mal mülk hepsi gitti dünyada böyle. Kabirden kaldırıldık, sürü sürüldü. Böyle süklüm püktüm böyle korkuyla mahşerde dikiliyoruz böylece. Sıra bize geldi. Hesap sıra bize geldi. Rabbim soruyor şimdi. Kulum öğle namazı neye geciktirdin kulum? Kılmamak hele Allah korusun büyük bir cinayet namaz kılmamak. Yani bir vakit namaz kılmamak büyük bir cinayet. Korkun bir cinayet Allah korusun böyle. Şimdi oradan baktığımız zaman ne yapacağız orada? Diyeceğiz ki yakulu ya leyteni kaddemtü li hayati. Bak bu orada. Yakul diyecek insan orada ya leyteni ah ne olaydım da kaddemtü li hayati. Bu hayatımı dünyadan buraya gönderseydim. Yani emin olun muhteremler. Tabi bu gerçek bir, yani herkesin buna aklı, mantıklı, insan bunu kavrar, konuyu kavrar. Yani mahşer penceresine baktığımız zaman iki rekat namaz dünyaya değer mi? Değer mi muhteremler? Bütün dünya bir tarafa. Yani bütün dünya altını, gümüşü, bütün madenleri, petrolü, her şeyin bir tarafa koyun, iki rekat namazı koyun, mahşerde iki rekat namaz, hepsinden binlerce kat daha üstün. Ne olacak orada? İnsan avın için böyle kalacak. Ah değil mi? Ah böyle. Ah keşke namazımı daha güzel kılsaydım. Keşke vaktini kılsaydım, buraya gelseydi. Neden? Namazın sevabını
gördüğümüz zaman namazın sevabı. Düşünelim ki bir tek besmele şerif, bir besmele. Bismillahirrahmanirrahim yani. Bir besmele. 19 harf var bunda ama. 3 tarafında Esma-i Hüsna var. Allah, Errahmanirrahim. Bir besmelede besmelenin o kadar muazzam bir sevabı var besmelenin böyle. Bir besmelenin. Namazda kaç tane besmele var? Namazda Fatiha-i Şerif var. Namazda Zamm-ı Sure var. Namazda kıyam var. Namazda kıraat var. Namazda dururken abdest almak var. İşten kopmak var. Rükûları, secdeleri, tesbihatları, ettihiyatları hepsini say 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 say. Yani iki rekat namazda büyük bir hazine depolanmış. İki rekat namazda büyük bir hazine, mali hazine depolanmış iki rekat namazda. İki rekat namazın sevabı konulu zamanlar, insan bir Allah desi cecali bu kadar büyük sevabı var. Bir kelime-i tevhidin o kadar büyük sevabı var. İki rekat namazda bunların hepsi var iki rekat namazda. Kul ne yapacak namaz mahşerinde? Sabah namazı iken sünnetinin sevabı konuyor mesela. Kul bakacak ki Allah Allah, Rabbim ya sen nasıl bunları vermişsin bu kadar bana, nasıl vermişsin? Mevla veriyor muhtemelen. Nasıl dünyada böyle veriyor Mevlam böyle? Yere insan bir buluya atıyor, bir mısır atıyor, kaç tane çıkıyor? Birebir yok Allah katına böylece. Bir buğdaya kaç tane başak veriyor, her başlarına kaç tane buğday var? Kaç tane mısır koçlarına veriyor, üzerinde sıra sıra dizilmiş kaç tane, tek mısır aslında bak. Tek mısır aslında o kadar sap veriyor, saman veriyor, hayvan yemi de veriyor, o kadar mısır veriyor böylece, toprağa atılıyor böylece. İki kat namazda ahiret tarlasına atılsa, maneviyat atılsa, işte bunu muhtemelen düşünelim bu konuyu. Yani namazla iş çatıştığı zaman, iş doğanda hızlı, akşam üzere mesela misafir de gelecek icabında, işimiz de var, alışveriş de var, şunlar bunlar da var. İş böyle çatıştı, dünya böyle geldi. Bir de bir mahşer gününü hatırlayalım, oradan bakalım. O zaman ne yapalım? Önce namaz diyelim muhtemelen efendim. Önce namaz diyelim efendim. Bir insan o anda yaptığı işinden güzel bir kâr da elde etse, ne olacak onlar? Ya yiyip onları afyon tuvalete boşaltacak. Efendim işte bedeninde kalacak. Kilo alacak. Bu da gene zararlı fazlası böylece. Bir düzse saklısı parası arkada kalacak. Kimlere kalacak belli değil. Ama namaz oraya gönderiyor muhtemelen. Mevlam buyuruyor. İşte o gerçek müminler, bakın gerçek müminler namazın hakkını korurlar der. Hakkını korurlar. Namazı mutlaka vaktinde kılmak namazı, vakti geciktirmemek, her zaman namaz ön planda olması gerekir namazı. Önce namaz. Önce namaz, mutlaka namaz. Önce namaz. Sonra namaz içinde kıyamı var tabi, ayakta durma, dikilme var. Bunu bilmemiz gerekiyor. Genelde çok kişinin ayağını V gibi açıyor, iki tarafa açıyor, V gibi böyle. Ayak parmakları kıbleye bakmıyor o zaman, sağa sola bakıyor. İki ayak paralel olacak birbirine böyle. Arasına bir yere sığacak kadar, 8-10 santim kadar olacak arasında olacak. Ayak düz olacak. Yani parmaklar kıbleye bakacaklar bunlar böylece. Kıyamda tabii el bağlanıyor. Nedir bu da? Mahşerde Allah huzurunda hesaba çekilmeye bekleme hali bu namaza böyle. Kıbleye yöneldik, Allah huzurundayız, el bağladık, Mevla'ya teslim olduk. Ya Rabbi sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum ya Rabbi. Yani İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Sözleşme burada bakalım. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Allah ile sözleşme burada. Allah'ım yalnız sana kulluk ederim. Ancak senin yardım isterim. Kıyam böyle. Namazda acele etmemek gerekiyor. Neden? Kul Allah huzurunda. Eğer insan namazda sıkılıyorsa bu tabii iyi değil muhtemelen böyle. Yani nifak karameti bu da böyle şey. Çünkü münafıklar ne olurlar mescidde namazda? Kep tayrı, fil kafesi oluyor. Kafesteki
kuş gibi olmaya hazırlar. Bir kuş yakalanır da, yani bir doğal bir kuş yakalanır da, kafese konursa, kuş ne yapar? Kendini bu hale vurur kafasına böyle, kafasını bu hale vurur böyle. Hep çıkmak ister bu şekilde. Demek ki münafık da mescitte, camide böyle kafese gibi sıkılır böyle. Bunun için genelde en son mescidi camiye girer, en son böyle. Ezan okur biter, dışarıda işi yok ama. Tam işi varsa olur tam normal. Hadi. Ama işi gücü yok böyle. Emekli zaten kendisi. Yazın oturur cami başta oturur. Konuşturur, sigara çeker, kahkaha, şunlar, bunlar, şunlar, bunlar diye ezan. Ondan sonra erine gerine. Mevla buyuruyor. Kamu küsala. Tembel tembel uyuşuk namaza gelirler böyle. Hemen de kaçarlar bunlar. Sonra kıraat-ı namazda kıraat-ı koruma gerekir kıraat. Ne de kıraat? Okumak. Yani Sübhaneke, Besmele, Evzü, Fatiha ve Zamm-ı Sûre okumak. Bunları da korumaya, nasıl korumaya gerekir bunları da? Tanrı okumaya, Tanrı muhtemelen. Tertim elan buyuruyor. Elan buyuruyor. Veretil Kur'an'ı tertiyle böyle. Kur'an'ı tertiyle oku böyle. Her harfin hakkını vererek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. Tanrı okuma gerekiyor. Öyle kimse var, mesela yanında namaz kıyıyor kişinin, bakıyorsun bir geliyor, Allah'a ver diyor. Daha bir sübhane, bitirmeden sübhanekiye sünnete, rüküye gidiyor. Ne zaman okudun sen bunu? Ne zaman okudun sen bunu? Hatta bir gün birine konuştuk, öyle bir, yani sözüm geçen kimseydi, tanıdığım bir kimse. Dedim, niye bu namazı çabuk kılıyorsun? Ve öyle alıştım. Nerede alıştın? Ramazan'a ben namaza başladım, Ramazan'da teravide başladım, öyle alıştım dedi böylece. İşte yazık o hocalara muhtemelen, yazık hocalara böyle. Yani teravih namazında, yani imamlar, bazıları, zavallılar, gafiller böyle alışıyorlar böyle. Yani çok kişi namaza, Ramazan'a başlıyor. O Ramazan'ın bereketiyle, Ramazan'ın nuruyla gönüllere bir değişim oluyor böyle. Hele teravih namazda bir istek oluyor, bir cami hücum ediliyor. Kişi orada namaza başlıyor ama namazı öyle zannediyor namazı efendim. Bakıyor hoca bak bir nefeste elham tıdırdı hem okuyor secde rüküyor. Ne oldu belli değil bu şekilde böylece. Namaz oyalmaz muhtemelen böylece. Rükün hakkına gerekiyor. Yavaş yavaş tesbihat yapma gerekiyor. Secdeleri yavaş yapma gerekiyor. İki secde arasında bile oturma gerekiyor biraz. Ettiyat-ı bilhassa ki miraç anlamı ettiyat-ı böyle. Kul artık Allah huzurunda namazı bitiriyor artık. Mevlam buyuruyor, otur kulum, dinle bakalım şimdi Mevlam buyuruyor. Otur kulum, otur, dinle. İste bakayım benden. Kul başlıyor, ettihatiye başlıyor buradan. İşte Mevla buyuruyor, o Mevla'nın bu salih kulları, güzel kulları ne yaparlar bunlar? Namazın hakkını gözetirler. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, en büyük hırsız namaz hırsızlardır, namazdan çalar. Namazdan çalar. Hakkını vermez namazı muhteremler. Nasıl bazı müteahhitler işte demirden çalar, demirin icabından çapından çalar, betondan çimden çalıyorsa bazı demek ki namazdan beri çalıyorlar böylece. Velâki hümül varisûn. İşte bunlar. Yani başta okuduğumuz konu ahdini gözetenler. Yani verdiği sözü tutanlar, emaneti koruyanlar, gözetenler, bir de namazın hakkını koruyanlar, ülâike hum onlar, el varisûne onlar varislerdir, varis. Ellezîne öyle varisler ki, yerisûnel firdevs, firdevs cennetinin varisleri bunlar. Firdevs cennetinin varisleri, firdevs cenneti. 8 cennet var. En aşağıda cennetül me'va. Mevla buyuruyor. İndaha cennetül me'va. İndaha yani Sidre-i Müntaha'nın hemen yanı başında 7 kat göklerden sonra madde aleminden sonra manevi alem başlıyor. Kuşatıyor onu da böyle. Kuşatıyor böyle. Sidre-i Müntaha'nın bir alem. Madde aleminden sonra galaksi alemine geçiyorsun. Ondan sonra
Sidre-i Müntaha kuşatıyor, bütün alemi kuşatıyor. Sidre-i Müntaha. Yedi kat gökler, yani binlerce galaksiler o alemde hiç kalıyor. O kadar büyük bir alem. Sidre-i Müntaha alemi. Cebrail Aleyhisselam makamı orada. İndaha cennetül me'va, Allah buyuruyor. Hem ondan sonra da ilk olarak cennet-i alem başlıyor. Cennetin me'va denen cennet başlıyor. Sekiz cennet var. En üstünde ise Firdevs cenneti. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, yine bir cennetin miyet derecetin. Cennetlerde 100 derece var. Mabeyne kül derecetin, kâbeyne sıman belerdi. Her derece arası da gök yer arası gibi. Cennette 100 derece var. Her derece arası yer gök arası kadar. Yani kimire kaç kimire ışık yılı. Vel firdevsü, firdevs ise e'lâha dereceden en üst derecede firdevs cenneti. Ve min fevkıya yekünü arşı, onun üzerinde arş-ı âlâ. Arşın altında firdevs cenneti o tarafında. Peygamberimizin makamı da orada, firdevs cennetinde. Yani cennetlerin de cenneti var tabi böyle. Her şeyin daha bir üstünü var tabi. En üstünde firdevs cenneti. Demek kim emanetini korur, gözetir, sözüne durur, yalan söylemez, ahdine vefa gösterirse, bir de namazın hakkını korur, gözetirse, namazın hakkını korursa, yani günlük yaşantısı, onun en büyük umdesi, amacı, gayesi namaz olacak. Evet, işini yapacak, dünyaya çalışacak ama onun gönlünde namazın yeri farklı olacak bu tarafta. Hiçbir dünya madde onun gönlünde namaz sevgisini geçmeyecek. Namaz en başta olacak kendisine. İşte bunu Mevlam buyuruyor. Bunların yeri Firdevs cenneti. Oraya bunlar varis olacaklar. Hum onlar fihi orada halidun ebedide kalacaklar. Şimdi burada Mevlam buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Mevlam burada buyuruyor. Oraya varis olacaklar. Ne anlamı geliyor varis? Mâminkü mihâdin illâ velehü menzilâni. Adı uzun da özetleyeyim. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, her kimsenin öbür alemde iki menzili var, iki yeri var. Biri cennette, biri cehennemde. Yani dünyaya gelen her insanın hem cennette bir yeri var, hem cennette bir yeri var. فَمَنْ مَا تَهَوَّ دَخَلَ النَّارَ وَرِسَ اَهْلِ جَنَّتِ مَنْزِلَهُ. Şimdi ölen kimse, Allah korusun, dünyada gaflete yaşamışsa, imanı getirmişse, cehenneme gidecek, onun cennetteki yer içinde boş kaldı. O ne olacak? Cennetteki mümine verecek, o yeri de verecek. O da ona verecek, verecek. Şimdi müminin cehennemde yeri vardı. O da ne olacak? O da ona verilecek. Yani azabı daha katmerli olacak. Azabı katmerli. Allah korusun verilecek. Olacak. Cennet. Cennet. Tam ismi güzel. Halk arasında bile öyle herkes böyle de muhtemelen. İnansız bir kimse bile, yani inanmayan ateistler bile ne yaparlar? Güzel bir şey görünce, olağanüstü güzeli görünce ne derler? Cennet gibi. Cehennem gibi. Bir de cehennem gibi. Yani korkunç bir olay oldu. Savaş oldu, kan döküldü, şunlar oldu, bunlar oldu. İnfilak etti, bombayı infilak etti. Artık korkunç bir hal oldu. Ne derler? Ama derler cehennem gibi derler. Cehennem gibi. Yine güzeli görünce de cennet gibi. Niye bunu buna söylüyorlar? İnsanın fıtratında bunlar var muhtemelen. Her ne kadar inanmıyorum dese de onun iç yapısında, iç güdüsünde, fıtratında, yani onun DNA'sında cennetin özlemi var muhtemelen. Neden var? Adem babamız, Havva anamız cennette yaşadığı için. Onların genlerinden bize bu ırsen geldi bunlara. Herkese geldi bu böyle. Bugünün koşullarında Hristiyan olsun, Yahudi olsun, ateşperest olsun, ateist olsun, ne olursa olsun bir ideolojide. Ne olursa olsun. O da
Adem babamızın torunları olduğu için onun da gelinde ırsi olarak bir cennetin özlemi var ve cehennem korkusu var. Dediler cehennem gibi korkunç. Cennet gibi güzel. Demek ki evrende Allah'ın yarattığı en güzel bir alem cennetler alemi var, cennete alemi. Bir insan bu dünyadaki kısa ömründe, bak kısa diyorum muhteremler. Gerçi Adem 1000 yıl yaşadı Adem babamız. Nuh Aleyhisselam 1040 yıl yaşadı Nuh Aleyhisselam. Yani 1000 yıl yaşayan çok oldu eski dönemde insanlar oldu. Fakat bir insan dünyada 1000 yıl yaşasa bile sonu ölüm muhteremler. Ölüm. Bir de oradaki Mevlam buyuruyor hum fiha halidun. Orada ebedi, süresiz orada kalınacak. Yani cennetteki o sonsuz, süresiz, ebedi aleme göre oranla ne diyor? 1000 yıl, belki bir saniye diyelim muhtemelen böyle. Bir saniye diyelim böylece böyle. İnsan dünyadaki bu ömrünü zaten şöyle böyle 12 yaşına kadar bir çocukluk dönemi geçiyor. Kişi ondan sorumlu olmuyor. Bir kısmı uykuyla geçiyor. İşte geçiyor. Sonra hastalıkla falan geçiyor. İnsan dünyadaki yaşantısını Allah yolunda verse, insanın yolu düzgün olsa yerine alacak öldüğü zamanlar cennetler, cennet muhtemelenler. Ne var cennette acaba? İnsan ne istiyorsa cennette o muhtemelenler. Bela buyuruyor. Mâ teştehî enfüsüküm. Ma teştehi enfüsüküm. Nefsiniz ne iştahı, ne istiyor? Nefis ne istiyorsa böyle, hayaller ne istiyorsa, yani tabi var böyle. İnsan ne istiyorsa. Dünyada insan tatmin olamıyor insan dünyada. Dünya tatmin edemiyor bir insan, edemiyor. Çünkü bir insan maddi açıdan işi bozuksa, onun tek amacı işi düzelsin. Borçluysa borçtan kurtulmak, kiracısı ev almak mesela, kişi bunlara kavuşsa bile işi bitiyor mu? Bitmiyor. Başka bir işe çıkar mutlaka böyle. Mutlaka olamıyor insan burada böyle. Ne var cennette? İnsan ne istiyor? Önce insan istediği şu, ölümsüz hayat. Yani ölüm olmasa, ölüm olmasa böyle. İnsan bunu istiyor, ölümsüz hayat. Kişi tam bir dünyaya dalıyor mesela, ev almış, şunu bunu yapmış, tam yapmış, yaşını başını artık almış. Ama aklına geliyor ki ölüm var ama ölüm var deyince irkiliyor kişi böylece. Hep bunlar boş kalacak bunlar böylece. Cennette önce ölüm yok. Ölümsüz hayat. Peki ama ölümsüz hayat ama insan yaşlansa ne olacak? Mesela dünyada ölüm olmasa felaket. Bak. Dünyada ölüm nimet. Mevlam buyuruyor. اَلَّذِيَ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ Allah ölümü hayatta yarattı. Önce ölümü Allah yapma böyle böyle. Ayet-i Kerim gibi böylece. Neden? Ölüm hayattan daha önemli. Hayat olmasa, yani bizi yaratılmasaydı bir şey yoktu. Toprak olur kalacaktı böyle. Madem yaratıldık, ölmemiz için nimet bizim. Ölüm nimet bizim için böylece. Ölüm olmasa ne olur? Tabii insan diye yaşlanıyor. Madde aleminde ilahi kural bu böyle. İnsan yaşlanıyor böyle. Geldin 500 yaşına geldin. Yaşın oldu 500. Gözler görmüyor muhtemelen. Kulaklar duymuyor. Ayak tutmuyor. Beni tutmuyor. Kişi yatıya da kaldı. İdrarını tutamıyor. Altına işiyor. Eli titriyor. Ağzına bir şey götüremiyor. Ne gerekiyor? Ağzına mama verecekler. Bebek gibi bakacak kendisi. Kim bakacak? Ya o da kızı bakacak. O da 450 yaşında. Onu kim bakacak? Torun da 350 yaşında. Kim bakacak muhtemelen? Kim bakacak böylece? Demek dünyada ölüm nimet. Cennette ölüm yok ama orada yaşlanmak yok cennette ama. Hep aynı yaşta. Erkek kadın 33 yaşında. Yaş 33 böyle. Aynı boyda herkes. Aynı ağırlıkta. Orada kilo yok. Yok cennette böyle. Aynı ağırlıkta. Aynı boyda herkes. Hep aynı güzellikte cennette. Yaş hep 33. Arada milyarlar yılı geçiyor, aynı yaş böyle. Hastalığı yok cennete böyle.
Cennette efendim işte dişim ağrıyor. Dişimi çektireceğim. Yok. Aynı dişler, doğal dişlerin pırıl pırıl parlıyor. Yani tırnak kesmek yok. Tıraş almak yok. Sümkürmek yok. Tükürük yok. Balgam yok. İdrar yok. Tuvalet yok cennette. Her şey tertemiz. Ona terzi merzi yok. Elbisen doğal böyle. Cennet ipeği. Erkek kadın. Cennet ipeklerinden, yeşil ipeklerinden. Köşkün sahne her şey hazır. Her şeyin bol 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 bol. Bol bol muhtemelen böyle. Yorulmak var mı? Yorulmak da yok böylece. Yer çekimi de yok. Yani cennetteki kurallar dünya ile hiç kıyaslanamıyor. Dünyada fizik kanunları var, Allah'ın koyduğu fıtrat kanunları var. Kimya, biyoloji, betonik mesela bir şeyler vardır. Ama cennet yok bunlar. Cennette kimya yok, kimya. Ne de kimya? İki maddenin karışımı, başka bir şey dönüşümü. Cennette bu yok böyle. Cennette her madde aslında kalıyor, sabit kalıyor cennette böyle. Her şey kalıyor böyle cennette. Ne var cennette? Yeme, içme, sohbette, zevkte, herkes eşiyle beraber olacaklar bu arada. İsterse yürüyecek, İslam'da uçacak. Yer çekimi yok, sıfır böyle. Hız da bir kısıtlama yok hızda. İstediği gidecek, istediği insanla görüşecek, cennete görüşecek. İşte demek ki dünyada ömrümüzü boşa geçirmesek, bu geçici dünyaya aldanmasak, demek ki bir de ahde vefa, ahdine vefa böyle, emanete de gözetme emanete böyle. Emanete, demek emanete söz de olsa, sır da olsa, para da olsa, ne de olsa emanete gözetmek gerekiyor. Sonra sözün durmak gerekiyor. Gerek Allah'a karşı, kul arasında. Buna gerekiyor. Ve bunların hepsinde toparlandığı merkez neresi denir? Namaz oluyor böyle. Merkez gene namaz. Namaz böylece. Yani namaz işte konu. Namaz. Ne diyor bazıları? Tam diyorlar, ben namaz kılmıyorum ama işte benim görevim de kutsal. Ben ama işte göre böyle yapıyorum. Şunu bunu diyor böyle diyor. Kim aldatıyor? Kendini. Arabaya bindik. Direksiyondayız. Gidiyoruz böyle. Trafik durdurdu. Önce ne istiyor? Ehliyet. Ehliyetine bakalım. Ver ehliyetine. Efendim işte diploma vereyim. Profesörüm ben. Kim olsun al. Olmuyor. Evin tapusunu vereyim. Yok. Ne istiyor? Trafik ehliyet. Küçük bir kağıt parçası böyle. Bir kart. Küçük bir şey oldu böyle. Küçük bir şey böyle. Trafik onu istiyor ama. Ehliyetini ver. 10 tane diplomam var, şu kadar ünvanlarım var, şunlar bunlarım var, bir dakika evraklarım var. Hayır, geçeceğiz bunları böylece. Demek ki Allah katında da, efendim işte şu işi yapıyorum, diplomam var, uzmanım şu bu, geçeceğiz. Ne işte Allah-u Teala? Namazını. Namazı göster bakalım, namazı göster. İnşallah Teala, Mevla nasip etsin hepimize muhteremler, namazı severek kılmayı, namazı söylüyorum, severek kılmayı, Allah huzur olmanın farkının bilincinde olarak, o huzurla, o manevi hazla, o zevkle namazı huzurla kılmak nasip etsin, benim gönlümü sevdirsin. Bu işte namazlı acele etmeme gerekiyor. Namazı yavaş yavaş kılmak gerekiyor. Tabi bu arada evlatlarımızı da inşallah namaza alıştıralım. Alıştıralım böylece. Çünkü onların Allah korusun en büyük cinayet çocuklara karşı namaz kılmamalarına göz yummak. Efendim işte oğlum dersleri var da, sınavı var da, şunlar bunlar da var da. Ama Allah mahşerde namaz olacak muhtemelinde. O zaman gelecek oğlu yakası yapışacak, kız yakası yapışacak. Anne, baba, sen bana niye namaz kıldırmadın? Evet, doktor yaptın, mühendis oldun. Efendim işte şahsi atıldın. Şu makamlara geldin, bakan oldun, şunu bunu oldun. Ama mahşerde Allah namaz olacak muhtemelen böyle. Lillahi Teala Fatiha.